Bireci'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Şanlıurfa'nın Fırat kıyısında bulunan bu güzel ilçesinde size mini bir Birecik gezi rehberi videosu hazırladım. Bu videoda aslında en önemli kısım kelaynak kuşlarıyla ilgili birçok bilgi olacak ama sonuçta buraya birçok turizm acentası turlar düzenliyor. O yüzden buraya insanlar kelaynak kuşlarını görmeye geliyor. Hani buraya bu kuşları anlatmak çok önemli. Ama gelmişken de sonuçta Fırat'ın kıyısında güzel bir zaman geçireceğiniz Asurlar döneminden kalma kalesiyle, zamanında Türkiye'nin en uzun köprüsüyle birçok turistik mekanı da size sunan Birecik'i de anlatmamız gerekiyordu. Bu videoda dediğim gibi kelaynak kuşları ve Birecik'le ilgili dolu dolu birkaç mekan olacak. Başlangıçta söylediğim gibi bu videoda özellikle kelaynak kuşları olacak arkadaşlar. Bununla ilgili de zaten gelmeniz gereken ilk ve tek yer arkamda gördüğünüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kurduğu kelaynak kuşlarını üreme ve koruma merkezi. Bu hemen Fırat kıyısının karşısında bulunuyor. Bakın mesela şu karşıda gördüğünüz bahçe alanının karşısı Fırat kıyısı. Böyle arkamda da gördüğünüz devasa bir kafeste şu anda onlarca yüzlerce kelaynak kuşu yaşıyor. Oraya sonra geçeceğiz ama önce size burada doğal yaşamı anlatan, kelaynak kuşlarının yaşam merkeziyle ilgili bilgiler veren küçük de bir merkez var. İçeride güzel de böyle ufak tefek hayvanların heykelleri de var. Şu anda da dediğim gibi giriş ücretsiz, girip gezebiliyorsunuz. Şimdi içeriye doğru gireceğim. Ondan sonrasını artık kamera arkasından size anlatmaya devam edeceğim. Şimdi girdiğiniz zaman sizi böyle bir karşılama merkezi karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada devasa bir kelaynak kuşu var. Bilmiyorum orijinalleri bu kadar büyük olabiliyor mu ama gerçekten güzel bir heykel yapmışlar öyle söyleyeyim. İşte burada onlarla ilgili bazı mottolar, nerede nasıl ürediği ile alakalı bilgiler, onların spesifik bilgiler var. Duvar resimleriyle bol bol zaten zenginleştirilmiş burası gayet de. Ve sonra da burada güzel bir yuvası varmış gibi de böyle bir küçük maket var. Tek katlı bir yer burası. Çok da öyle büyük değil. Şimdi gördüğünüz gibi burada da yine bu bölgede yaşayan endemik bazı türlerle, hayvan türleriyle ilgili bilgiler var. Zaten burada görüyorsunuz. Bütün bu kursaklı ceylanı mesela, bununla ilgili bütün bilgileri burada anlatan Türkçe, İngilizce bilgiler mevcut, tabelalar mevcut. Böyle güzel bir şekilde. Bunlar tabii ki gerçek değil arkadaşlar. O yüzden korkmayın. Hepsi bir maket. Burada da yine bu bölgede Fırat'ta yaşayan bir kaplumbağa türünü anlatıyor. Şu an ters ışık olduğu için biraz engelliyor görüntü ama şöyle göstereyim. Bu Fırat'ta yaşayan bir kaplumbağa türü 100 santimetreyi bulabilecek bir boya da sahip olabiliyor. Yine çöl varanı. Bu daha çok aslında Kuzey Afrika'da olan bir tür ama görebiliyorsunuz Fırat kıyısında yine. Ve son olarak da çizgili sırtlan. Birecik de yaşam alanlarından bir tanesiymiş. Dediğim gibi ilk kısımda göreceğiniz bu küçük müzede kelaynak kuşları ve diğer bölgede yaşayan bazı hayvan türüyle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi de kafeslere doğru yolumuza devam ediyoruz. İçeri anlattıktan sonra hemen arkamdaki kafeslere doğru şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda bu arkamdaki merkezde 289 tane kuş var. Yavrularıyla birlikte tabii ki. Ben size biraz daha spesifik bilgileri artık içeriği çekerken anlatmaya devam edeceğim. Burası dediğim gibi koruma altında. Zaten nesli tükenmekte olan bir kuştan bahsediyoruz. Kuş türünden bahsediyoruz. Bu kuşlar sadece Türkiye'de, Fas'ta ve Suriye'de küçük gruplar halinde yaşıyorlar. Kuşların burayı seçmesinin en büyük özelliği arkadaşlar bu bölgedeki platoların ılımlı iklime sahip olması. Toprağın da jeolojik yapısı çok önemli. Çünkü alkali ve kolay işlenebilir bir toprak yapısının olmasından dolayı burada yuvalama olayları yani yuvalama daha kolay oluyor. O yüzden burayı seçmişler. Ayrıca kelaynak kuşlarının tarihte ilk rastlandığı zamana bakacak olursak tufandan sonraki yani Nuh'un tufanından sonra rastlanıyor. Tufanın sonunda barış için bir güvercin, yeni çağ içinde bir kırlangıç ve bereket içinde bir kelaynak salınıyor. Bu da kelaynağın aslında bereketin sembolü olduğu anlamına geliyor. Şu anda biz 14 Şubat'a sevgiler günü diyoruz ama ilginçtir ki kelaynak kuşları da 14 Şubat'ta bu bölgeye göç ediyorlar. Daha 50 yıl öncesine kadar üremek için geldikleri Birecik'te artık tam o haftalarda yani 1 Şubat ile 14 Şubat arasında gökyüzünün tamamen kelaynakla kapladığını görebilirsiniz. Bu gelen kuşlar için de etkinlikler yapılıyor. Küçük bir festival yapılıyor. Esnaf ve Fırat kıyısındaki kayıkçılar da ilçe halkı için böyle bir bayram havası yaşatıyorlar. Aslında minik bir festival havası oluyor diyebiliriz.
Hazır Arkam'a yaklaşmışken biraz da şunu ekleyeyim arkadaşlar. Neden burada yaşıyorlar? Çünkü burada gerçekten çok güzel besleniyorlar. Her gün onlara özel menüler, rasyon diyorlardı galiba ona. Onlar hazırlanıyor. Yağsız kıyma, rendelenmiş havuç, tavuk yemi, özel peynirler. Bu tarz menüleri var. O yüzden buradan göç edilmesine izin verilmiyor. Çünkü zaten nesli tükenmekte olan bir hayvandan bahsediyoruz. Ama zaten onlar da yedikleri içtiklerinden gayet de memnunlar. Yerleri de çok güzel. Burayla ilgili detaylı bilgileri kaymakamlığı ya da belediyenin sitesinde bulabilirsiniz. Ha bunu da söyleyeyim, kelaynak kuşlarının isminin kelaynak olmasının sebebi tam kafasının üzerinde bir tane tüyünün olması. Yetişkinlerin böyle gagası kırmızı oluyor ya da farklı türde olabiliyor ama asıl özellikleri dediğim gibi kafalarının üzerinde bir tüyün olması. Bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Kelaynak kuşları baharın müjdecisidir. Hani bu kelimeyi biraz zor söylüyorum. Ve İnternette maalesef yanlış bilgiler var. Bunlarla ilgili size uyarayım. İntihar etmiyorlar arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Kendi eşleriyle birlikte 25 yıla yakın bir zaman beraber yaşayabiliyorlar. Yani monogami bir yaşam tarzları var. Tek eşli yaşıyorlar. Hatta maalesef işte teknolojinin gelişmesiyle, doğanın kirlenmesiyle eskiden 35 yıl yaşarken şu anda 25 yıl yaşıyorlar sadece. Dediğim gibi yanlış bilgilerden kaçınalım. Kelaynak kuşları bizim değerlerimizden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz ki nesli tükenmekte olan türler korunması gerekiyor. Maalesef göç ettikleri Nil Havzası'nda, Ürdün'de, Mısır'da, Suriye'de katlediliyorlar, avlanıyorlar. Ülkemizde de buna benzer başka hayvanlar için duyuyoruz ama çok şükür kelaynak için çok ciddi yasaklar var. Şu anda öyle bir durum yok. Maalesef o ülkelerde bu devam ediyor. O yüzden onlar da artık çok göç etmeyi tercih etmiyorlar anladığım kadarıyla. Ya da burada dediğim gibi yaşamlarından son derece memnunlar. Zaten size az önce nasıl beslediklerini anlatmıştım. Fırat'ı da anlatmak istiyorum. Fırat'ın kıyısındaki o kaleyi, surları ve birkaç tane hamam ve cami anlatacağım. Ondan sonra bu yarım günde hatta 3-4 saatte bitirebileceğiniz Birecik'ten artık ayrılabileceksiniz. Şimdilik bu kadar. Şimdi kuşları gördükten sonra hemen karşısında bulunan, şöyle arkamı döneyim. Burada hediyelik eşyaların, kelaynak temalı hediyelik eşyaların ve Birecik'i anlatan ürünler var. Güzel de bir kafesi var. Burada zaten tur otobüslerinin durak noktalarından. Genellikle zaten Göbekli Tepe'den Halfeti'ye geçerken burayı kullanıyorlar ya da tam tersi istikamette kullanıyorlar. İçeride de bulabileceğiniz bütün kelaynak kuşları temalı ürünleri görebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi yine böyle bu şekilde. Ne oluyor bunlar ablacığım? Onlar kurulama bezleri. Kurulama bezleri var, eşarplar var, çantalar var, işte magnetler, kupalar, maskotlar, böyle küçük işte böyle dekoratif malzemeler de var. Yani güzel bir hatıra istiyorsanız dediğim gibi buraya da şöyle bir 5 dakikada gezip bir şey yiyip içip artık Halfeti ya da Gaziantep'e doğru ya da Göbekli Tepe'ye doğru yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi artık Birecik merkezdeki Birecik Kalesi, hanları ve bazı camileri de anlatacağım. Böylelikle Birecik gezi rehberimizi de burada bitireceğiz. Evet, şimdi yeni durağın Birecik Kalesi arkadaşlar. Burası şehrin kelaynaklardan sonraki simgesi. Asurlar döneminde yapılan bir şehir, biliyorsunuz ki Birecik çok eski bir geçmişi var. Ama arkamda gördüğünüz kale, Birecik Kalesi, 13. yüzyılda yapılmış bir kale. Sonrasında Romalılar, Franklar ve Memlükler tarafından da kullanılmış. Ve bunların dönemlerinde de çeşitli eklemeler yapılmış. Şu anda maalesef bu gördüğünüz kalenin surları yıkılmış durumda. Sadece biraz tepe üstündeki kısımları var. Onun dışında da sadece işte gördüğünüz gibi bu burcu ayakta duruyor. Buraya çıkmak isterdik ama maalesef pandemiden dolayı şu anda kapalı. Şehrin tam merkezinde yukarıda çıkmaya nasip olursa size, yani o zaman geldiğiniz zaman açıksa, muhteşem bir Fırat manzarası da sizi bekleyecek. Yani böyle uzaklara bakınca şehrin karmaşık havasından uzaklaşmış olacaksınız biraz. Dediğim gibi burası da böyle. Şimdi diğer mekanlara doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Birecik'teki bir diğer tarihi mekan, arkamda gördüğünüz Birecik Ulu Camii arkadaşlar. 1365 yılında Memlükler tarafından yapıldığına dair bilgiler var. Hemen Fırat Nehri'nin karşı kıyısında bulunan bu camiyi de görebilirsiniz. Memlüklü mimarisini seviyorsanız da ilginizi çekebilecek bir yer. İvrimi bir minaresi var. Hemen arkamda gördüğünüzde böyle küçük de bir avlusu var. Şimdi biraz da içeriden görüntü aldıktan sonra buradan sonraki bir diğer durağımız olan Mahmutpaşa Camii'ne doğru devam edeceğiz. Şimdi dar sokakların hastalığını biliyorsunuz. Her gittiğim yerde mutlaka dar sokakları bulmaya çalışıyorum. Şu anda da Birecik'teki Mahmutpaşa Camii'ne doğru gitmek için böyle bir sokağa girdik. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, biraz böyle fasan andırıyor. Bu sokağın sonundan da kaybolmazsak camiyi bulacağız. Sadece bir sokaklardan da görüntü göstermek istedim. Biraz da gürültü geliyorken ben bitireyim burada. Müzik
Ve Birecik'te anlatacağım son tarihi mekan arkamda gördüğünüz Mahmutpaşa Camii ve Hamamı arkadaşlar. Burası da 1573 yılında Osmanlı medeniyeti, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılmış bir cami. Çok güzel bir şadırvanı var, daha doğrusu arkamda gördüğünüz havuzu var, çeşmesi var. Arkada da hamamı var. Yani burası aslında küçük bir kompleks niteliğinde. Onun dışında anlatabileceğim ahşap pencereleri, güzel çini işlemeleri ve tahta oymacılığı da biraz görüyorum karşıda duvarlarda. Birecik'te birçok yeri gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Hani biraz Fırat kenarında ya da Halfet'e gidebilirsiniz ama merkezde görmek isteyeceğiniz tarihi mekanlar aşağı yukarı bu kadar. Bir tane de Urfa kapı var. Onda zaten şu anda çok vaktimiz kalmadı. O da surların devamı niteliğinde bir yerde. Şimdilik bu kadar. Son durağımız olan Fırat'ta görüşürüz. Birecik'e geldiğim zaman ne yiyeceğim diye merak ediyorsanız aslında bunun tek bir cevabı var bence. O da patlıcanlı kebap. Patlıcan kebap denince akla gelen gerçekten ne Antep ne Urfa arkadaşlar, Birecik. Hatta Gülbaba'da yiyeceğiniz patlıcan kebap. Gel bakayım şöyle bir gösterelim. Ben parçaladım tabii, hep aklıma sonradan geliyor. Yani buranın şu özelliği şu, o kadar basit bir şekilde ayrışıyor ki ve buranın kendi patlıcanlarından yapılıyor. Gerçekten çok güzel. Neyse, bu şekilde sardıktan sonra dürüp yiyeceksiniz. Bir de haşhaş kebabı mıydı hocam? Haşhaş kebabı. Bir de haşhaş kebabını deneyebilirsiniz. Onun dışında başka hiçbir şey denemenize gerek yok. Afiyet olsun. Ve son noktamız olan Fırat Köprüsü'ne geldik arkadaşlar. Burası 1956 yılında açılmış, zamanında en iyi 50 eserden bir tanesi olan ve Türkiye'nin zamanındaki en uzun köprüsü. 695 metre uzunluğunda arkadaşlar, 11 metreleri genişliği var. Burası Urfa ile Gaziantep'i birbirine bağlayan bir köprü. Dediğim gibi az önce söyledim, burası zamanında en uzun köprüydü. Şu anda artık bilmem kaçıncı köprü, çünkü ülkemize birçok köprü açıldı biliyorsunuz. Artık buradan sonra da diğer tarafta Gaziantep başlıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bugün size Birecik'i anlattım, Kerenak kuşlarını anlattım, birçok tarihi eseri anlattım. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.